Şimdi kendinizi evinizdeymiş gibi hissedeceğiniz bir güzellik merkeze konuk oluyoruz. İvan'a teşekkürler. Sevgili izleyiciler, şu an çok güzel bir yerdeyiz. Kadın denildiğinde bakım, güzellik, hatta cilt, tırnak, kirpik gelir değil mi? İşte bu noktada çok doğru bir yerdeyiz. Alina Hanım'ın yanındayız. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle burası tam bir ev gibi. Konforlu, aile sıcaklığında, herkes güler yüzlü. Evet, özellikle böyle bir yer yaratmak istedim. Bir kadının evinden çıktığı zaman, ama böyle salon değil de güzellik merkezi, böyle hani çok kurumsal değil de daha butik tarzında bir yere geldiği zaman böyle bir rahat hissetsin kendini. Doğru. Bir dinlensin. Zaten güzellik denildiğinde, bakım denildiğinde biz evimizde olmak istiyoruz ve çok çok güzel bir tasarım yapılmış. Koltukları, renkleri pembe. Ben şimdi görüyorum tabii, her yerde güzel güzel ayıcıklar var, pembe koltuklar var. Çok güzel dizayn edilmiş. Çok sağ olun. Peki şunu soracağım. Öncelikle burada sabahtan akşama neler oluyor? Yani bize bir gününüzü anlatabilir misiniz? Burada işte kaş, kirpik, tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı yapılıyor. Yani bir kadının ihtiyacı olan her şey sadece saç hariç. Kaç katlı, kaç odası var, neler yapılıyor, hangi işlemler var burada? Burası 4 katlı bir yer, 450 metrekare. Alt salonumuzda manikür, yani manikür salonumuz, tırnak salonumuz alt katta. Burası welcome room, üstte kirpik, kaş, cilt bakımları ve 4. katta kalıcı makyaj yapılıyor. Harika. Şimdi adım adım konuşalım. Öncelikle tırnak. Çünkü hala Türkiye'de birçok tırnak bakımı ve tırnak güzelleştirme merkezi olmasına rağmen birçok şeyi biz bilmiyoruz. Bize şu tırnaklardan biraz bahseder misiniz? Jel tırnak nedir? Protez tırnak nedir? Hangisi doğrudur? Genellikle mesela ben de hiç yaptırmadım ki şu anda ekran başındakiler biraz görüyor tırnaklarımı. Bu çekimden hemen sonra bir tırnak bakımına gireceğim zaten. Neler yaptırmam gerekiyor? İlk kez geldim mesela, manikürümü yaptınız. Şimdi tabii ki her şeyden önce insanın tercihe göre bazıları protez tırnak seviyor. Jel tırnakları çok sağlam bulmuyorlar ama tırnak tabakası sağlam olanlar tabii ki protez olarak daha çok jel tırnakları tercih ediyor. Mesela çok kısa tırnak, çok kısa tırnaklara jel tırnak yapılmaz. Çünkü kırılır. Yani tutunacak bir tabakası yok. Yani altyapı yok. O yüzden üstüne protez tırnak yapıştırıyoruz. Onun üzerinde artık jel sürüyoruz. Biraz örnekleme gidelim. Hatta müşterilerinizle alakalı yaşadığınız konulardan bahsedelim. Mesela bir müşteriniz çok morali bozuk bir şekilde geldi. Onun moralini nasıl yükseltebiliyorsunuz? Yani onun moralini yükseltmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle bizim pedikürde kullandığımız böyle labun toplar. Onlar böyle çok mutluluk verici bir şey. Yani hem görsel olarak çok tatlılar. Hatta böyle bir pankeklere benziyorlar. İnsanın yiyesi geliyor. Sohbetimiz çok güzel gidiyor. Peki seyircilerimize, izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Her zaman söylediğim gibi çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. O yüzden bakımlarımızı ihmal etmeyelim lütfen kızlar. Efendim, bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Sevgili izleyiciler, İvana'ya bağlanıyoruz.